Oradaki arkadaşlarına selam söyle. Sevgili oğluma baş üstüne deyip yola koyuluyoruz. Bu bölümde takipçilerimi iki önemli hikayeyle baş başa bırakacağım. Güney Sibirya'nın önemli merkezlerinden biri olan Tuva Cumhuriyeti'ndeki Arjan 2 kurganı ve yeni kazılmaya başlanan Tunlu kurganlarına götüreceğim sizleri. Dünyanın en özel köşelerinden biri belki Tuva Cumhuriyeti. Irmaklar, göller, ormanlar, yaylalar, yurtlar ve yurtlarda oynayan çocuklar. Ne tarafa baksan kartpostal gibi. Videolarımı izleyenler iyi bilirler ki dilim döndüğünce her bölümde bazı şeyleri aktarmaya çalışırım. Öyle zamanlar oluyor ki çizgimi değiştirip sadece yol belgeseli mi yapsam diye düşünüyorum. İşte öyle anlardan biri, yolculuğumuz sırasında yol kenarından duyduğumuz turna sesleri kendimize getiriyor bizi. Anadolu artık turnaları tamamıyla unuttu sayılır. Evet, turnaları unuttuk ama hala dilimizde turna türküleri. Orhan Veli diyor ya, kendi gitti, ismi kaldı yadigar diye. İşte Anadolu'daki turnaların öyküsü de tıpkı bu şiirdeki gibi. İlk durağımız Arjan 2 kurganına doğru yola koyuluyoruz. Rusya Federasyonu'na bağlı Özerk Tuva Cumhuriyeti'nin Turan ilinin Arjan köyü yakınlarındaki Arjan 2 kurganına ulaşıyoruz. Turan ilçesinden yaklaşık 20-25 km uzaklıkta. Şimdi buradayız. Arjan 2 kurganı arkamda 20-21 kilo altın bulunmuş olan kurgan. Buraya bu kurganlar bulunduğu için Krallar Vadisi, yani Kağanlar Vadisi deniyor. Müzede fotoğraflamış olduğumuz altınlar da burada resmedilmiş. Müze müdürünün söylediğine göre 21 kilo altın, başka yerlerde okuduğuma göre 20 kilo altın bu kurganda bulunuyor. Demek ki burası Saka Türkleri dönemindeki büyük bir hakana aitti bu kurgan. Altay'da gördüğümüz kurganların en büyüğü 50 metre çapındaydı. Bunlar daha büyük. Yani 80 metre çapında, belki 100 metre çapında var. Ölülerin bulunduğu yerler de taşlarla çevrilmiş. Bu kurgandaki bu kurganın soyulmamasının en büyük nedeni mezar odasının merkeze değil, başka bir tarafa yapılmış olması. Merkeze yapılmadığı için soyguncular kurganı boş zannediyorlar merkezi açtıkları için. Daha sonra da kralın mezarı başka bir ölü odasında bulunuyor. Arjan 2 kurganındayız. Arjan Moğolca'dan geçen bir kelime, kutlu demek. Buralar halk tarafından kutsanmış ve bez bağlanmış, paralar atılmış, dilek dilenmiş belli ki. Arjan Kurganı'nda kral öldükten sonra 55 yaşında karısı, 25 yaşında karısı da kendini öldürüyor ve birlikte gömülüyorlar. Burası muhtemelen mezar odasının bulunduğu yer. Mezar odasındaki ölülerin bulunduğu yerler kutsanmış. Burada yanlış hatırlamıyorsam 90 tane de at kurban edilmiş. 90 tane atın da iskeletleri bulunuyor. Ancak mezar odasında sadece Saka Kağan'ı, karısı ve atının kemikleri bulunuyor. Üzerlerindeki altın elbiselerin, tabi kumaşlar çürümüş ve elbiselerin altınları kalmış sadece. Birkaç kumaş parçası, kemer parçası deriden ve altından. ...1970'lerde Tuva Cumhuriyeti'nde 250 civarında kurgan açılmıştır. Bu kurganlardan en önemlisi Arjan 1 kurganıdır. Saka Türklerine ait olan bu kurganda Türk ölü gömme geleneklerinin izlerine bolca rastlanmıştır. Arjan 1 kurganında değerli eşya bulunamamasını arkeologlar kurganın yapıldığı dönemlerde soyulduğu şeklinde yorumladılar.
Arjan 1 kurganından tam 30 yıl sonra Arjan 2 kurganı açıldı. Arjan 2 kurganında bulunan ince işçilikli altınlar dünya arkeolojisini yerinden oynattı. Bu buluntular dünya arkeolojisindeki birçok tabuyu da yıktı. Türklerin de içinde bulunduğu göçebe Asyalıların kültür doğuramadığı tezi bir kez daha yalanlanmış oldu. Kurgan mimarisi Orta Çağ'ın başlarına kadar Türk mimarisinin en belirgin özelliğidir. Bu nedenle bu kurganlar hangi millete aittir, hangi milletin dedelerine aittir sorusuna verilecek olan cevap tektir. Arjan Kurganı'ndan Tunluk Kurganı'na doğru yola çıkıyoruz. Tunluk Kurganları birkaç yıl önce kazılmaya başlanmıştır. Tunluk Kurganları deyince akla önemli bir isim geliyor. Gino Gaspari. Bu kurganları keşfeden ve ilim alemine sunan da kendisidir. Bern Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde öğretim görevlisi olan Gaspari, bir gün evinde yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarını incelerken Tunluk Kurganları'nı görüyor. Bir proje hazırlayarak Bern Üniversitesi'ne sunuyor ve projesi kabul ediliyor. Rus Coğrafya Enstitüsü ve Bern Üniversitesi birlikte kazı yapmaya başlıyorlar. Gino Gaspari'nin yapmış olduğu keşif aslında Arjan 2 kurganı kadar önemlidir. Çünkü dünyanın o güne kadar bulunmuş en büyük ve en eski kurganını bulmuştur. Tunluk Kurganları arkeolojik alanında kazı başkanlığı yapan Gaspari ile bir röportaj için sözleştik. Ancak sözleştiğimiz vakitten 6-7 saat geçmesine rağmen biz hala Tunluk kazı alanını bulamadık. Tunluk Kurganları kazı alanı en yakın yerleşim yerine 5 saatlik mesafede. Sibirya'nın bu uçsuz bucaksız düzlüklerinde Tunluk Kurganlarını aramak samanlıkta iğne aramaya benziyor biraz. Kurgan alanını bulamama bir yana, kaybolma duygusu bir yana yolda olmanın tadını çıkarıyoruz. Bir tabela, mutlu son. Tunluk Kurganlarına doğru gidiyoruz. Yeni bulunan bir kurgan alanı, yeni açılan bir kurgan alanı, oraya doğru gidiyoruz ama saatlerdir ulaşamadık. Büyük bir arkeolojik kompleksi olan Tunluk Kurganlarına ulaşıyoruz. Sivrisineklerle başımız belada. Tunluk'tayız. Buradaki koordinatör Anna bizi kazıların olduğu yere götürüyor şimdi. 100 kişilik devasa bir arkeolojik kampı var. Oradan şimdi çamurlardan kurtulmak için yol yapıyorlar. Ve biz de buradan ilerleyerek geçeceğiz kısmetse. Подскажите, как нам сейчас лучше, чтобы не вляпаться? Можно? Вот, честно? Ага, спасибо. Тама, окей. Спасибо. Последний раз мы к вам такие вообще не видим. Окей, спасибо. Evet, her yer çamur ve kazılarda her yerden su çıktığı için, kurganların içi su dolduğu için çok zor yürütüyorlarmış. Rus Coğrafya Derneği sponsorluğunda bu kazılar yürütülüyor. Bu kadar şimdilik. Well, I would not say I'm... When I hear your name, I think that he is maybe 60, 65, 70 years old. How old are you? I'm 32. 32, yeah. Very nice. You are younger than us. Bu önemli röportajın ayrıntılarını burada paylaşmıyoruz. Çünkü ulusal bir dergi bunu konu edinecek ve röportajımız orada yayınlanacak. Gino Gaspari'ye çok önemli sorular sorduk. Onlardan bir tanesi, Arjan 2 kurganındaki gibi bir hazine bekliyor musunuz oldu. Bu kurganlarda çıkanlar kimlerin atalarıdır? İskitlerin Türk olup olmaması konusunda ne düşünüyorsunuz? Şu ana kadar kazı alanından çıkan şaşırtıcı şeyler nelerdir? Hiç beklemediğiniz bir buluntu çıktı mı? Ve sorduğumuz soruların tamamına dürüst bir şekilde, bir akademisyene yakışır bir şekilde ve içtenlikle cevap verdiği için kendisine çok teşekkür ederiz. Kurganlardan çıkan bir kapatasını elimde tutuyorum şu anda.
and they're very, very strong. You can see bones. They're like really big people. You see, like probably much taller than you were, taller than I was. So people here were very strong. Antropolog Julia'ya kemikler üzerinde sefalik incelemelerin yapılıp yapılmadığını soruyoruz. Bu kafa tasları dolikosefal mi, brachisefal mi? Bunlar da röportajın bir parçası olduğu için burada yayımlayamıyorum. Evet. Çok kötü bir yolculuk bizi bekliyor. Birazdan manyak gibi yağmur yağacak ve çamur yollardan biz gidemeyeceğiz, yolda kalacağız. Sol ayağının arkasına doğru da var çamur. Sol, sol, sol. Limon tri. Limon tri. Gidelim. Çekin çekin, biz kaldık burada. Versene bunu. Valla Sibirya'nın en güzel tadı böyle çıkar. Güzel bir yağmur yağıyor ama ıslandık. Yeşile gireceğiz. Orada bekleyin dediler, orada bekleyeceğiz. Tamamdır.